Değerli izleyenler merhaba. Bu hafta yeni farklı araçlarla birlikteyiz. Yanımda gördüğünüz bu otomobil belki de birçoğunuzun hayatında ilk kez gördüğüm model ve bu otomobili Habertürk ekranlarında sizlerle birlikte yakından inceleyeceğiz. Yola çıkaracağız. Tüm özelliklerine birlikte yakından bakacağız. Fakat biz biliyorsunuz bu programda sadece otomobile odaklanmıyoruz. Mobilitenin diğer paydaşlarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu hafta da yine bu kapsamda sevgili Cem bize farklı bir taşıt getirdi. Ve gördüğünüz gibi motosiklet benzeri ama daha farklı özellikleri olan bir araç. Cem nedir bu araç? Bize birazcık anlatır mısın? Evet, bu hafta bende de bir 3 tekerlekli motosiklet var. İtalyan üreticinin aslında yaratıcısı olduğu bir segment ama başka markalarda da görmeye başladık. Farklı şekillerde 3 tekerlekli motosikletler görüyoruz. Ama bu süspansiyonları kilitlendiği için gördüğün gibi devrilmiyor. Olduğu yerde ayağı olmadan kendi kendine durabiliyor. Farklı teknolojileri de var. Mesela bir geri vitesi var. Bunların detaylarını anlatacağım birazdan. Ama önce galiba arabayı inceleyeceğiz seninle birlikte. Aslında ondan da önce gel bu haftanın bir öne çıkan gelişmelerine bakalım. Sonra seninle birlikte bu yanında gördüğün otomobili ki merak ettiğini biliyorum. Evet, elektrikli olduğu için bayağı ilgimi çekiyor benim. Ama tek özelliği elektrik değil. Buna hep birlikte yolda bakacağız. Hadi gel bu haftanın öne çıkan gelişmelerine bakalım bir. Tamam. Haber turuyla başlayalım. Satılan her 10 otomobilden 7'si ithal. Otomotiv pazarındaki ithal araç payı son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yılın Mart ayında %64 olan ithal otomobil payı, 2024'ün Mart ayında ise %70'in üzerini gördü. Çin'den yapılan ithalatın bunu tetiklediğini kaydeden Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, "Türkiye'nin bu kadar çok otomobil ithal etmesi sürdürülebilir değil." dedi. Eroldu, ÖTV'nin düşürülmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Rekabet ettiğimiz batılı ülkelerde böyle bir vergi sistemi yok. Pazarın büyütülmesiyle yabancı yeni sermaye Türkiye'ye gelecektir." diye konuştu. Magic 6 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'ın yeni akıllı telefon modeli Magic 6 Pro Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk olarak Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkan ve şimdi Türk kullanıcılarla buluşan yeni model, fotoğrafçılık, ekran, performans ve yapay zeka destekli kullanıcı deneyimleriyle ön plana çıkıyor. Çinli markanın yeni akıllı telefonunda 2.5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip bir 180 megapiksel kamera bulunuyor. Togg'dan yeni model açıklaması. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, markanın yeni bir model üzerinde çalışmaya başladığını bildirdi. Togg'un ikinci modeli T10F'i Ocak ayında sergilediklerini hatırlatan Karakaş, "Şimdi aynı şekilde T10F'in sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz. B segmentindeki bir SUV modelin çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'in satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de görmeye hazır hale gelebiliriz." açıklamasında bulundu. Yapay zekanın kötüye kullanımı alarm veriyor. Olay sayısı 26 kat arttı. Stanford Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen AI Index raporunda yapay zekanın teknik ilerlemeleri, teknolojiye olan kamu algıları ve gelişiminin çevrelediği jeopolitik dinamikler gibi alanlarda bilgiler verildi. Arge süreçlerinden ekonomiye, eğitimden siber güvenliğe, bilim ve tıbba kadar birçok alanda yapay zekanın etkilerini gözler önüne seren raporda en dikkat çekici verilerse yapay zekanın kötüye kullanılması yönünde oldu. İndekste yapay zeka olayları ve tartışmalarının sayısı 2012'den bu yana 26 kat arttığı vurgulanıyor. Evet, haftanın öne çıkan gelişmelerinin ardından gelin yanında duran bu farklı otomobili sizlerle beraber yakından bir inceleyelim. Honchi otomobilimizin markası Honchi. Modeli ise ES9. Honchi markası nasıl marka? Çin'in Favre grubunun premium markası. 1958 yılından beri faaliyette. 1958 yılında bu marka en başta Çin devlet başkanlarının kullanımı için üretilmiş. Sonrasında ise Çin devlet yetkililerinin üst düzey bürokratların kullanımı açısından da yine tercih edilmiş. Günümüzde ise bu marka Çin'deki diğer markalar gibi artık Çin dışına çıkmaya karar vermiş ve yanında gördüğünüz bu otomobil aslında bu markanın yurt dışındaki ilk modelini temsil ediyor. ES9 aslında HS9 modelinin elektrikli versiyonu. Başındaki E kelimesi bize bunu ifade ediyor.
Gerçekten büyük otomobil, dikkat çekiyor. Yani 5.2 metre uzunluğa sahip, 2 metre genişliğe sahip. Yine yüksekliği, yerden yüksekliği 1.75 santim buluyor. Yani heybetli bir araçtan bahsediyoruz. Zaten yolda kullanırken de gayet dikkat çekiyor. Herkes size gözünü çevirip bu araca bakıyor. Dolayısıyla bu otomobil evet yani benzerlerine ayrılıyor. Zaten marka da Türkiye'de ve Batı pazarlarında yeni marka. Dolayısıyla bu marka hakkında belki konuşacak çok konu bulunuyor. Fakat biz bu otomobil hakkında birazcık detaylara bakarsak, otomobilin gördüğünüz gibi şurada kırmızı detaylarını görüyorsunuz. Bu detaylar aslında bizim boydan boya iç mekanı devam ediyor. Bu detaylar ne anlama geliyor? Honchi'nin bu marka imzası. Zaten Honchi kelimesinin de Türkçe kelime anlamı kırmızı bayrak demek. İşte bu kırmızı bayrak detayını biz otomobilin aslında çoğu kısmında görüyoruz. Gene koltuk rengi baktığımızda kırmızı renkte. Dolayısıyla burada otomobilde bir kırmızı ağırlıklı renk tercihini görüyoruz. Şimdi otomobilin diğer detaylarına bakarsak, burada kaput dik tasarım bizi karşılıyor. Kaput gayet uzun. Burada yine far tasarımı, çift far tasarımı benimsenmiş. Yine burada görüyorsunuz ızgara biçimli ama aslında ızgara fonksiyonu olmayan bir tasarım bizi karşılıyor. Çünkü bu otomobil elektrikli. Herhangi bir hava girişine ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla baktığımızda otomobil her yönden dikkat çekiyor. Yine bu kırmızı detaylar aslında otomobilin yan tarafında devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu şeritler aslında markanın imzası niteliğinde. Yan tarafa döndüğünüzde bu motor kaputunun, aslında motor kaputu gibi görünen ama içi boş olan bölmenin heybetini daha iyi anlıyorsunuz. Burada jant tercihi 21 inç boyutunda. Bu 21 inçlik jantlar aslında otomobil o kadar büyük olduğu için çok büyük gözükmüyor. Ama aslında piyasada bulacağınız en büyük jantlardan bir tanesi diyebiliriz. Yine devam edecek olursak burada kapı kollarını görüyorsunuz. Kapı kolları kullanılmadığında içeri giriyor ki bu aslında elektrik otomobil olduğu için aracın sürtünme kat sayısına olumlu katkı sağlıyor ve menzil değerini de arttırıyor. Devam edecek olursak burada yine arkada şu krom parçanın üzerinde lambaların yerleştirildiği bir bölme görüyorsunuz. Burada farklı ışık renkleri görmek mümkün. Araç şarj olurken bunlar mavi deniyor. Şarj olmadığında farklı renklerde bunları yine aydınlatabiliyorsunuz. Evet, EHS9'un arkasına şimdi bakacağız. Arkasında görüyorsunuz aracın aslında çokça krom malzeme kullanılmış. Bu cam çerçevenin altında krom malzeme görüyorsunuz. Şurada yine aracın markasının yazdığı stop grubunun üstünde kullanılan krom parça söz konusu. Bu stop grubu boydan boya aracı aslında bagaj kapağını sarıyor. Ve aslında geceleri yani akşamları gerçekten çarpıcı görünümde ortaya çıkartıyor. Tabii şu an gündüz olduğu için bunu siz göremiyorsunuz ama akşamları gerçekten aracın arkadan görüntüsü de gayet dikkat çekici. Burada otomobil altına indiğimizde şurada görüyorsunuz difüzör parçayı görmekteyiz. Bu aslında aracın yere basma kuvvetini kuvvetlendirmek adına kullanılan parça. Şurada da yine aslında egzoz çıkışı benzeri bir parça görüyorsunuz. Şimdi bu aslında değişik bir tercih olmuş. Çünkü neden? Bu otomobil aslında bir elektrik otomobil. Yani içten yanmalı motora sahip değil. Peki neden burada bir egzoz çıkışı görüntüsü verilen bir parçaya ihtiyaç duyulmuş? İşte aslında günümüzde otomobil sektöründe bu bir trend. Yani elektrik otomobiller haricinde benzinli ve dizel araçların çoğunda da aslında burada bir egzoz çıkışı olmamasına rağmen biz birçok araçta, birçok modelde egzoz çıkışı görüntüsü sahip parça görmekteyiz. Burada görüyorsunuz EHS9 ismi buraya yazılmış. E harfi burada maviyle vurgulanmış. Neden? Çünkü bu E harfi aslında otomobilin elektrik olduğunu bizlere gösteriyor. Bu kadar büyük otomobilin tabii ki de bagajı da gayet büyük, gayet geniş. Şimdi gelin birlikte bakalım bir. Gördüğünüz gibi burada otomobilin aslında en arkadaki koltukta yatık vaziyetteyken bile yine bagaj açımı birçoklarından daha geniş. Burada tuşlar vasıtasıyla biz bu koltukta yatırabiliyoruz. Şuradan baktığımızda örneğin tuş vasıtasıyla bu otomobilin iki tane arka koltuğuna yatırabiliyoruz. Bunu yapınca tabii ki de ortaya gerçekten büyük bagaj ortaya çıkıyor. Aslında benzerlerinden daha farklı şekilde 5 kişilik değil önde 4 kişilik oturma düzeni sunuyor. Arkadaki koltuklar kalkınca da 7 kişi yerine 6 kişilik bir otomobile dönüşüyor. Evet, Honchi EHS9 genel anlamda böyle otomobil. Bu otomobilin yolda bize neler sunduğuna, sürüş özelliklerine gelin birlikte yolda Cem'i de alıp öyle bakalım. Cem, şu anda Honchi EHS9'un içindeyiz. Niye Honchi şu an hay dedi? Hay dedi evet. Hemen. Yani otomobil aslında kendi ismini tanıyor diyebilir miyiz? Evet. Ve you don't seem to be speaking.
konuşmuyorsun diyor. Okay, thank you. Peki ne diyorsun? Yani şimdi bu otomobil hakkında evet konuşacak çok fazla konu bulunuyor. Fakat ben en başta senin yolcu konforunu merak ediyorum. Yani kendin bu aracın içine bindiğinde gerçekten bu aracın vaat ettiği o lüksü yaşıyor musun? Kendini pahalı bir otomobil içinde hissediyor musun? Ben aslında binmeden önce bunu yaşadım. Bazı elektrikli otomobillerde Tesla'da da yapmışlardı bunu. Kapı kolunu ararken bunu yaşadım. Direkt ilk bakışta dışarıdan kapı kolu gövdeye gömülü şekilde, kapıya gömülü şekilde yer alıyor. Daha sonra dışarıya çıkarak açmamızı sağlıyor. Teknolojiyi daha dışarıdan gördüm. Bir de tasarımında bir başka bir markaya biraz benzettim. Böyle biraz daha uzun ve yükseğini yapmışlar. SUV modeli bir gibi olmuş. İngiliz markaya biraz bir sanki andırıyor. Markaya biraz andırıyor ama aslına bakarsan tasarım olarak. Ama aynı zamanda bence bir Amerikalı da bir tane markaya benziyor. Evet. Ya ikisini sanki birazcık harmanlanmış gibi. Yani aslında Çinlilerde bunu sıklıkla görüyoruz aslına bakarsan. Başka markaların tasarımlarını alıp bunları birleştirip özgün bir şey ortaya çıkartıyorlar. Yani ona benziyor, buna benziyor derken bambaşka bir şey çıkartıyor ortaya Çinliler. Ve ortaya böyle dikkat çekici tasarım ortaya çıkıyor. Bayağı dikkat çekici aslında. Otomobil cam aslında çok büyük. Yani 5.2 metreden bahsediyoruz. 5.2 metre şu an Türkiye'de satılan belki de en uzun SUV model belki de bu. Zaten genelde biliyorsun pick-up modeller bu uzunluğa sahip. Hı hı. Yani gerçekten büyük otomobil. Ben İstanbul'un farklı noktalarında bu araçla buraya gelirken geçtim. Gerek otobandan geçtim, gerek şehir içinde bu aracı kullandım. Sokak arasında problem yaratıyor mu bu uzunluk? Yani şimdi ona değinecektim. Yaratıyor. Park etme konusunda kolay değil İstanbul kentte. Ama fakat şu var, hemen araya gireceğim. Park etme konusunda kolay değil diyorsun. Bak. Teknoloji. Teknolojiye değineyim hemen arada. Park asistanı var. Park yeri buluyor ve kendi kendine park ediyor. Bu otomobille evet dikkat çekiyor dedik, teknolojisi bol dedik. Fakat Türkiye şartlarında bu aracı kullanmak ne kadar kolay? Belki bunun birazcık konuşmak lazım. Çünkü neden? Bu otomobil %100 elektrik çalışıyor. Şehir içinde evet belki çok sorun yaşanmayabilir. Ama bu araç aslında büyük bir araç. Yani hacimli bir araç. Geniş ailelerin kullanabileceği otomobilden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle otomobil alanlar da ne yapmak isteyecek? Uzun yola gitmek isteyecek. Ama uzun yolda ne yazık ki ülkemizde şarj istasyon süresi çok yeterli değil. Gideceğin saati kestirebiliyorsan randevu olarak o şarj istasyonuna önceden telefon uygulamasından randevu alıp gidebiliyorsun. Yani elektrikli araçların şarj dezavantajını böyle şarj istasyonları avantaja dönüştürmeye çalışıyor uygulamalar üzerinden. Yani böyle teknolojik gelişmeler de oluyor. Plansız uzun yola gitmek elektrikli otomobilde çok gergin bir şey. Bir de sana şundan bahsedeyim. Bizim toplumca aslında bu konuda birazcık bilinçlenmemiz gerekiyor. Ben mesela şunu yaşadım. Bu aracı şarj ederken İşte kendi oturduğum mahallede bir istasyon buldum. Oraya gittim. Uygulamadan baktım senin söylediğin gibi. Şarj konusunda orada müsait gözüküyordu. Fakat bir gittim. Orada normal standart benzinli aracın istasyon önüne park ettiğini gördüm. Evet. Şimdi bunu da yapmamak lazım. Sonuçta bu şarj istasyonlarının kullanım amacı belli. Yani ben buradan diğer sürücülere de bu konuda lütfen elektrik araç sahiplerinin de daha anlayışlı park ederken bu istasyonunu kapatmaması gerektiğini de söylemek istiyorum. Aynen öyle. Yine her zaman yaptığım gibi ekranları kurcalıyorum. Burada yerli otomobil TOG'da da gördüğümüz 3 ekranlı böyle evet, benim önüme kadar uzayan, hatta bu tarafta beni eğlendirecek müzik, video gibi elemanlar da var. Yani yolcu olarak bu konforu sana yaşatıyor. Yani sen orada, senin ekranını mesela çok net göremiyorum. Ben hızı, işte sağ tarafta kilowatt harcaması vesaire var. O tamamen sürücüye odaklı olmuş orası. Şarj durumuna geldim. Burada %58 diyor. 500 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor bu otomobil bildiğim kadarıyla. 99 kilowatt saatlik batarya kapasitesine sahip versiyon bu. Şimdi bu otomobil 2023 yılında Türkiye'ye giriş yaptı. 2023 yılında Türkiye'ye bu araç geldiğinde elektrik araçlar üzerinde herhangi bir regülasyon bulunmuyordu. Özellikle bazı ülkelerden, yani Türkiye'nin işte bu gümrük birliği içinde olmadığı ülkelerin dışında kalanlardan, Asyalardan için gelen elektrik araçlar konusunda bu uygulanıyor. Bu da şöyle bir şey aslında özetle. Getiren şirketler bu araçları Türkiye'de bir çağrı merkezi kurmak zorunda ve 7 bölgede kendi servisini açmak zorunda. Hı hı. Şimdi bazı markalar ne yaptı? Bu regülasyon dışına çıkmak için elektrik araç getirmekten vazgeçti ve diğer teknoloji yöneldi. İşte hibrit araçlar getirmeye yöneldi, benzinli araç getirmeye yöneldi. Fakat bu markanın ne yapacağı soru işaretiydi. Biz bu markanın yetkililerinden şu bilgiyi aldık. Kendileri şu anda Türkiye'de çalışmaya başladılar. Servis açmak için ve çağrı merkezi açmak için.
Dolayısıyla burada bu markanın yeni modellerini de biz Türkiye'de göreceğiz. Şu an içinde olduğumuz bu otomobil EHS9, Honchi'nin aslında amiral gemisi, en büyük SUV modeli. Bu marka Cem, Çinli FAW, yani kısaca FAW grubu diyeceğimiz markanın 1958 yılında Çin devlet başkanlarına kullanım amacıyla ürettiği bir otomobil markası. Zaten bunun kelime anlamında, yani Honchi'nin kelime anlamı Türkçe'ye çevirdiğimizde kırmızı bardak anlamına geliyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte şu otomobilin ucunda gördüğümüz, bana en başta senin sorduğun o işaret ne diye kırmızı çizgiler devam ediyor. Şuradaki kırmızı çizgi devam ediyor. Burada aynı şekilde detay devam ediyor. İşte bu direkt bu markanın aslında imzası. Aynı şekilde evet logoda da devam ediyor. Bu aslında bu markanın imzası. İşte bu kırmızı bardak detayı markanın, otomobilin her detayında aslında karşımıza çıkıyor. Aslında bir hedef var. Yani bu otomobilin hedefi çok fazla satış yapmak değil, daha çok belli bir kitleye ulaşmak. Bu markanın yapabileceği aslında işleri göstermek diyebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? İşte bu kullanılan kabin kalitesinden, kabinin içindeki malzemelerden, dikişleri görüyorsun. Bunlar gerçek dikişler, gerçek deri malzemelerden bahsediyoruz. Metal kaplamalar var. Oldukça geniş saklama gözleri de mevcut. Şu detaylar mesela, bunlar tik ağacı gibi detay kullanılmış. Bunlar sanki daha çok böyle teknelerde gördüğümüz detaylara benziyor. Bu yani, bir yelkenlinin, evet, bir yelkenlinin saklama tabanı, gözü gibi duruyor. Direksiyon tutarken gerçek hissiyat çok güzel. Aracın ses konforu hakkında bence bir sorun yok, sence? İyi bir yalıtımı var gibi geliyor bana da. Yani çok yüksek hızlara çıkmadık henüz ama iyi bir yalıtımı var gibi geliyor. İlk otomobile bindik, hiçbir şeyi çalıştırmadık. Yani ben şuradaki düğmeyi çalıştırma düğmesi zannettim ama o elektronik olarak direksiyonu kendine doğru veya içeriye doğru ayarlama düğmesiymiş. Hiçbir çalıştırma düğmesine basmadan elektronik olarak bu otomobil çalıştı. Ben de en başta bindiğimde aynı soruyu sormuştum. Hatta dedim ki bu otomobili ben nasıl çalıştıracağım, bana bunu anlatır mısınız diye marka yetkililerine sordum. Şöyle bir detay paylaştılar, bu otomobil çalışmak için herhangi bir tuşa ihtiyaç duymuyor. Yani anahtar cebindeyse direkt vitesi drive konuda alıyorsun ve gaza dokunduktan sonra otomobil kendi kendine ilerliyor. Otomobili park ederken de P konumuna park alıyorsun, otomobilden kapısını açıp çıkıyorsun, kapıyı kilitliyorsun, otomobil kendi kendine kapanıyor. Yani bu otomobil çalıştırmak için bizim alıştığımız gibi bir tuş ya da başka bir anahtar vasıtasıyla ihtiyaç duyulmamış. Birkaç tane şimdi detayını sana bahsedeceğim. Bana torpido açar mısın? Torpidoyu buradan açamıyorum. Tuş yok değil mi? Nasıl açıyorsun peki? Bak burada açıyorsun. Evet, bu da elektronik. Ya yani bu da mesela bir detay aslında. Bir de sana bir şeyler paylaşacağım. Mesela burada yanda ekranlarda saklama gözleri var. Onlar elektronik değil ama değil, çok ama güzel detaylar güzel, bunlarda. Güzel gözüküyor. Burada güzel saklama detayları mesela da var. Mesela bu torpido gözünü buradan sistem üzerinden kendine şifre belirliyorsun. Bu şifreyi belirledikten sonra eğer şifreyi bilmeyen birisi aracına girdi, burayı açmak istedi. Şifreyi bilmediği için burayı açamıyor. Mesela bu da aslında düşününce gerçekten farklı bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Yani özetle otomobil, evet, yani insanların kendisini iyi hissedeceği bir otomobil. İşte bu arkadaki koltuklar olsun. Daha demin seninle onu konuştuk. Yani işte bu şu an Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla elektrikli, evet, olarak elektrikli öne arkaya ayarlanabiliyor. Tam bağımsız koltuk. Tam bağımsız. Türkiye'de şu an arkamızda bu dizilinde iki koltuk var. Aslında bu kadar boyuta göre az gibi geliyor ama onun arkasında bir sıra i̇ki daha, tane daha koltuk var. Aslında 6 kişilik bir otomobil. 6 kişilik. Şimdi fiyat geldik. Fiyat biliyorsun konuşmuyoruz. Çünkü neden? Fiyatlar çok değişiyor. Evet, değişiyor diye fiyatı net, evet, olarak söylemiyoruz ama konuşmanın bir manası oldukça yok. Yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama fiyat politikasından belki bahsetmek lazım. Fiyatı evet yüksek. Yani tabii ki düşük fiyat değil. Ama aynı özelliklerde herhangi bir Avrupalı ya da Amerika'da marka almaya çalıştığımızda fiyat sence aynı fiyat mı olacak? Yok, daha yüksek olacak. Daha yüksek, daha olacak. Yüksek olduğunu biliyorum. İşte burada aslında fiyatın kendi segmenti içinde, yani tabii ki toplum geneli için değil ama kendi segmenti içinde rekabetçi olduğunu belki söylemek lazım. Şimdi bu otomobilde bazı sürüş fonksiyonları bulunuyor. İşte buradan mod seçebiliyorsun. İşte burada mesela ben şu an Eco'da gidiyorum, şarjımız daha çok gitsin diye. İşte Eco, Custom, Comfort, Sports, işte arazi moddan alabiliyorsun. Şimdi bunların hepsini alınca bu otomobilde otomobil yüksekliği değişiyor. Çünkü neden? Bu otomobilde bir adaptif süspansiyon bulunuyor. Yani bu otomobilin seçtiğimiz moda göre yüksekliği aslında kendi kendine otomatik biçimde ayarlanabiliyor. 5.2 metrelik uzunluktan bahsediyoruz. Ama ben kendimi şu anda yeterince yüksekte hissetmiyorum. Bu tarz, evet, araçlarda genelde daha yüksek yapılı araçlar karşımıza çıkıyor. Peki bunda niye böyle olmadığını sana hemen söyleyeyim. Çünkü bu elektrikli araç ve aracın yüksekliği arttıkça karşıdan gelen rüzgar direnci daha çok kuvvetleniyor ve aracın aslında burada rüzgara karşı direnci arttığı için de ne oluyor? Menzili azalıyor. İşte bunu yapmamak için otomobil aslında bilinçli şekilde daha çok yüksek yapılmamış. Uzun yapılmış, evet, içerideki yaşam alanı çok geniş ama yüksekliği artılmamış ki menzil değeri daha çok düşmesin. Şurada direksiyon ayarını görüyorsun, yine elektrikli diyorsun. Fakat ben bu direksiyonun bana birazcık daha gelmesini isterdim. Yani
Burada direksiyon ayar konusunda bu otomobilden ben daha çok opsiyon beklerdim. Direksiyon ayarının birazcık limitli olduğunu gördüm. Bu bana birazcık aslında hayal kırıklığı yarattı. Evet, otomobil tasarımı çok heybetli, çok güçlü. Fakat ön kaput o kadar çok uzun ki, yani aracın önünü kestirmek günlük kullanımda çok kolay değil. Bu da aracın aslında pratik kullanımını birazcık engelliyor. Ön taraf biraz yüksek de olduğu için aşağıyı görmek de zorlaşıyor. Yani ön cam biraz dar aslına bakarsan. Evet. Yani bu az önce bahsettiğin tasarım detaylarına o kadar önem vermişler ki ön tarafı biraz yükseltmişler ve görüş biraz daralmış gibi duruyor. Peki geri görüş nasıl? Senin oradan geri görüşün de biraz geri dar görüş, gibi sanki. Yani arka son işte bagaj kapağındaki pencere cam birazcık küçük. O çok büyük olmadığı için. Bir de şimdi orada tabii 7. koltuk, daha doğrusu yani 6. ve 5. koltuk da orada şu anda açık. Dolayısıyla görüntü tabii ki de orada kısıtlanıyor, limitleniyor. Yani şimdi Honchi ES9'u bırakmak sanki birazcık zor olacak. Çünkü alışık otomobili, rahat otomobil. Ama sen de bu hafta bize farklı bir cihaz getirdin. Farklı bir araç getirdin. Evet, üç tekerlekli bir motosiklet anlatacağım şimdi. Ben şimdi seni onun yanına götüreyim. Sen bize birazcık ondan bahset. Olur, hadi gidelim. Girişte de bahsettiğimiz gibi teknolojik olarak diğer skuterlardan çok daha fazlası olan bir motosikletle birlikteyiz. Piaggio MP3 ile birlikteyiz. Ama sadece teknolojik olarak değil, tekerlek olarak da fazlası var. Önde iki tekerleği, arkada bir tekerleği ile üç tekerlekli bir motosiklet bu. Gördüğünüz gibi şu anda ayaklığı açık değil ve ayakta durabiliyor. Çünkü ön süspansiyonları sağ elimin altında bulunan bir butonla kilitlenebiliyor. Bu buton sayesinde ön süspansiyonları kilitlediğimizde trafikte de, dur kalk trafikte, düşük hızlarda dur kalk yaparken ayaklarımızı yere koymadan durabiliyoruz. Ancak bu butonu her seferinde aktif etmek gerekiyor. Aktif olduğu zaman ve kapandığı zaman süspansiyon kilidi bir sinyalle uyarı veriyor bize ve motorun devrilebileceğini, artık süspansiyonların açıldığını da belirtiyor. Evet, böyle hızlı bir giriş yaptıktan sonra tasarımına geçebilirim diye düşünüyorum. Ön tarafta LED farlarını görüyorsunuz ve elbette çift tekerleğini görüyorsunuz. Bu tekerleklerin her birinde bir disk var. Aynı zamanda arka tekerde de bir disk var ve frenlemeyi de her tekerlekte ayrı disk olması oldukça başarılı sunuyor. Sol elde ve sağ elde bulunan frenlerin yanı sıra sağ ayağımızda da bir fren bulunuyor ve bu ayakta bulunan fren ön tekerleklerdeki ve arka tekerlekteki diskleri beraber kombine olarak aktive ediyor ve böylece frenlemeyi daha da başarılı şekilde sunuyor. Ben bunu yolda denedim ve ani fren, panik fren yapıldığında dahi bir tepki, etki yaratmadan çok güzel frenleme sunabiliyor. Aynı zamanda ABS ve çekiş kontrolü olması da elbette bu frenlemede fayda sağlıyor. Önde iki tekerleğinin bulunması Piaggio MP3'ü virajlarda da başarılı bir performans sunmasını sağlıyor. Bu başarılı performansı arka tekerlekteki çekişi ara ara kaybedecek derece motoru yatırabileceğimiz şekilde bize veriyor. Ama bunu da arka tekerlekteki çekişi de ASR ile, yani çekiş kontrol sistemi ile sağlıyor Piaggio MP3. Motor bloğuna da gelmek gerekirse 500 cc'lik bir motor bloğu var içerisinde. Bu 500 cc'lik motor bloğu 44 beygirlik bir güç veriyor bize. Yani 44 beygir dediğimiz zaman, yani 500 cc'lik bir motosiklet dediğimiz zaman çok yüksek performanslar düşünebilir insanlar. Ancak bir scooter olduğunu unutmamak lazım. Elbette uzun yollara gidebilecek bir scooter ama tek silindirli bir scooter olarak çok da yüksek performans beklememek lazım bu motosikletten. Önümdeki ekranda bir sürü bilgiyi, navigasyondan cep telefonu bilgisine, eco modu, spor modu, yani modların bilgisine ve onun dışında yakıt tüketimi gibi buradan bir sürü bilgiye ulaşabiliyorum. Aynı zamanda el frenini çektiğimiz zaman el freninin bilgisi de ekranda gözüküyor ki yola çıkarken bunu unutmayalım. Sol elimizin altındaki butonlarla ekranı kumanda edebiliyoruz. Aynı zamanda modları da kumanda edebiliyoruz. Hemen üstünde cruise control düğmesi var. Yani bu motosiklete bir hız sabitleyici bulunuyor. Otoban süratlerine çıktığımız zaman motosikletin hızını sol elimizdeki bu butonla sabitleyerek gaza daha fazla kumanda etmeden rahatça seyahat edebiliyoruz. Bir de farklı bir teknolojisi var. Yani standart skuterlarda olmayan.
Hemen sol tarafta buradaki düğmede R ve D butonlarını görüyoruz. D drive, otomobil kullanıcıları bunu bilecektir. Normal sürüş modu ve R de geri vites. Geri vitesi aldığımız zaman ekranda çıkan geri görüş kamerası sayesinde arkamıza dönüp bakmadan ilerleyebiliyoruz. Bu geri görüş kamerası motosikletin arka tarafındaki radarın hemen üstünde bulunuyor. Evet, yanlış duymadınız, radar dedim. Bu motosiklette sağa sola dönerken aynaların dışında bize yardımcı olan bir sistem daha var. O da kör nokta uyarı sistemi. Yani kafamızı sağa sola çevirerek arkaya bakmak zorunda kalmadan kör nokta uyarı sistemiyle sağımızda solumuzda araç olduğunda daha rahat görebiliyoruz. Evet, frenleri iyi demiştim ama bu frenleri ve virajlardaki başarılı performansı sağlamak için Piaggio MP3 oldukça sert süspansiyonlara sahip. Bu sert süspansiyonlar virajlarda çok iyi performansı tutsa da bir dezavantaj veriyor. Tümseklerden ve çukurlardan geçerken oldukça sert, darbeyi bize yansıtan bir süspansiyonu var. Ama selenin yumuşaklığı, arka selenin de konforunun yüksek olması bu sert süspansiyonların bize gelen darbeyi birazcık sönümlemeyi sağlıyor. Sol elimizin altında bulunan anahtar kilit açma ve depoyu açma tuşları da elektronik olarak kumanda ediyor. Depo açma tuşuna bastığımız zaman depoyu elektronik olarak açıyor. Aynı zamanda sol elimin altında tekrar kilit açma düğmesine basılı tuttuğumda da seleyi açıyor. Piaggio'nun yaratıcısı olduğu bu üç tekerlekli motosiklet segmenti aynı zamanda Piaggio'nun bunu patentini almasıyla rakiplerinde de oldukça tartışma yaratmıştı. Daha sonrasında önde geniş tekerlekli bazı motosiklet markaları oldu. Arkaya tekerlek koyarak üç tekerlekli yapan motosiklet markaları oldu. Bu tarz gelişimler, teknolojik gelişimler arttıkça motosikletlerde de tekerlek sayısı artıyor. Ancak bu tekerlek sayısını arttırmasına rağmen çok geniş bir yapısı yok. Elbette nispeten geniş bir yapısı var ama trafikte bu genişlik çok da rahatsız ediyor diyemem. Motosikletin yoldaki performansını da biraz sizlere yansıttıktan sonra teknoloji köşesinden ve motosiklet testlerinden bu haftalık bu kadar. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Sizlere farklı otomobil ve farklı motosiklet anlatmaya çalıştık. Haftaya yine bambaşka modellerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.